İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Bölme işleminde devam ediyoruz. Şimdi de zihinden bölme işlemini yapacağız. Hemen ilk olarak hatırlayalım diyor. Emre diyor bugün diyor sana diyor arkadaşlarımı 60 tane elma getirdim. Nasıl paylaştıracağımı bilemiyorum diyor. Ezgi biz 10 kişiyiz. 60'ı ona diyor çok kolay bölebilirsin. Her ikisinde birer sıfırı silersen geriye 6'ya 1 kalır diyor. Altın da bire bölümü 6'dır diyor. Demek ki adam başı altı elma düşüyor diyor. Bu şekilde yapmış. Bu etkinlik kısmını hemen geçiyorum. Bunu kendiniz isterseniz yapabilirsiniz. Biz hemen ders anlatmaya devam edelim. Bir diyor Helen. Evet. Helen okumuş olduğu 500 adet kitabı 10 kişiye vermek istiyor. Her bir kişiye kaç adet kitap düşeceğini bulalım diyor. Hemen ne yapmış? 500'ü 10'a bölecek. Buradan bir sıfır silerken buradan da bir sıfır siliyor. Geriye ne kalıyor? 50 kalıyor. 50'yi de bire bölersen yine 50 adet kitap oluşmuştur. Düşecektir diyoruz. Bu konu çok kolay çocuklar. Ama biraz dikkat etmeniz lazım. E, hataya düşmemeniz gerekiyor. Bilgi bulutumuz var. Bilgi bulutunu mutlaka defterimize ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bunu unutmayın. Birler basamağında diyor sıfır olan sayıyı diyor ona bölerken diyor bir tane sıfırını sileriz diyor. Birler basamağındaki bölünen kısımdaki sayıyı sileriz diyor. Bunu unutmayın diyor ve örneklerde de görüyorsunuz zaten. 2 diyor bir fırında 200 adet ekmek 100 kişiye satılmıştır diyor. Bir kişiye düşen ortalama ekmek sayısını bulalım diyor. Ne yapacağız hemen yine 200'ü 100'e bölerken 1 0 1 0. 1 sıfır daha, 1 sıfır daha. Normalde ne kaldı geriye? 2'ye 1 kaldı. 2'yi 1'e bölersen 2 adet ekmek düşer diyoruz. Yine burada bir bilgi bulutu var. Bu bilgi bulutunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Onlar ve birler basamağındaki diyor. Buraları mutlaka defterimize yazıyoruz. Birler basamağındaki sıfır rakamı bulunan bir sayıyı yüze bölerken bölünen sayıyı iki tane sıfır silinir diyor. Hemen ne yapıyoruz? Burada da zaten ne yaptı? Burada da her iki taraftan birer tane sıfır silerek bu işi halletmiş oldu. Bir soru daha var hemen ona bakalım. Sebze halinden alınan 30 bin kilogram domatesin 100 adet 1000 adet kasaya paylaştırmak Paylaşarak pazara götürülecektir. Her bir kasaya kaç kilogram domates koyulacağını bulalım diyor. Ne yapacağız? Biz bu sefer 30 bini 1000'e böleceğiz. Ama bölerken yine kısa yoldan bölme işlemini yapacağız. Bakın burada 1, 2, 3 tane 0 buradan götürüyoruz. Buradan da 1, 2, 3 tane 0'ını götürüyoruz. Burada 30 kalıyor. Burada 1 kalıyor. 30'u 1'e bölersem 30'da 1, 30 kere var. O da 30 kilogram domates koyulur diyor. Her bir kasaya 30 kilogram domates koyarak bunu yaparız diyor. Ve burada da size ne diyor? Yüzler ve onlar ve birler basamağında sıfır rakamı bulan bir sayıyı bine bölerken bölünen sayıdan 3 tane sıfır silinir. Yani 3 tane oradan 3 tane oradan götürerek ne yapabiliriz? Yapabiliriz diyoruz. Evet devam ediyoruz. Burada etkinlik kısmı var. Bu etkinlik kısmı da zaten çok kolay. Bakın burada yapacağım. Size göstereceğim böylelikle. Şimdi birinci bakıyoruz. Burada 36 bin var. Ona bölersen diyor. Burada 1 sıfır olduğu için bunun bir tane sıfırını götürdüm. 3600 yazıyorum. Burada 2 sıfır olduğu için ikinci sıfırını da götürdüm. 3360 Üç kaldı. Üçüncü sıfıra 3'e bölerken de 3. sıfırını götürüyorum. Böylelikle 36 kaldı. Şimdi birinci de 1 bir sıfır gidiyor. 200 Hayır. 2000 100, e, 100 olduğu için 2 tane sıfır gidiyor. İkinci sıfır da gitti. 200 kaldı. 1000'e bölerken de 3 tane sıfır götürüyorum. 20 kalıyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Buraya gelince yine 10'a bölerken bir tane sıfırını götürüyorum. 4200. İkinci de 2 iki tane sıfırını götürüyorum. 4420. Öbüründe ise 3 tane sıfır gidince ne oluyor? 42 kalıyor. Bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Birincisinde bir tane sıfır. İkincide de bir sıfır daha götürüyorum. Üçüncüsünde de 3 üç tane sıfırı götürmüş oluyorum. 74 kalmış oluyor. Bu aslında bu kadar kolay yani. Bir tane sıfırı gitti. 5000. İkinci sıfırı da gidiyor. 500. Bir sıfır daha gidince 50 kalıyor. Yani birer tane birer tane sıfır götürüyorsun. 10'a bölerken 1, 100'e bölerken 2, 1000'e bölerken 3 tane sıfırı götürüyoruz. Buraya 27.000 yazıyorum. Mesela 27.000'den bir tane sıfırını götürdüm. 10'a böldüğüm zaman 2700 yaptı. Burada iki tane sıfırı gidince iki, 270 yaptı. Burada bir sıfır daha götürerek bine bölerek 27 kaldı. Bunları da size bırakıyorum. Bu kadar kolay. Rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Şimdi geldik yine şurada işlemler var. Yine aynı işlemler. Sadece burada size cevaplarını vermiş. Bu cevaplarını ne yapacağız? Bakarak oradan bulup işaretleyeceğiz. İlk olarak hemen 2500'ü 10'a bölün diyor. Ne yapıyordum? Bakın buradan 1 0 buradan da 1 0 gitti. Geriye ne kaldı? 250. 250'yi 1'e bölsem yine ne yapar? 250 çıkar. Burada cevap anahtarında var. 250'yi yazıyorum. Sonra diğerine geldim. Diğerine bakıyorum. Diğerinde de 6200'ü 100'e böleceğim. Bakın 1 2 0 burada var. 2 tane sıfırını götürdü. 62 kaldı. Burada 62 var mı? Var. Buraya 10'a bölüyorum 5750'yi. 10 10 götürdü. Olduğu gibi yazıyorum. 5575. 575'im var mı? Var burada bakın. Şimdi burada da 10 10 götürdü. 710 kaldı. Var mı burada 710'um? Evet, burada var. Gördüğünüz gibi orada var. Şimdi geldim diğerine. 42.000'i 100'e bölersem 12 12 2 tane sıfırını götürdüm. 420 kaldı. Burada 420'miz var mı? Var gördüğünüz gibi. Son olarak da buranın sonu olarak tabii ki 2 3 tane 0, 2 tane 0 var. Burada 2 tane götürdüm. 2 tane de buradan götürüyorum. Geriye ne kaldı? 600 kaldı. 600 de burada bulunmakta. Devam ediyorum. Bunu iyice öğrenin diye böyle yapıyorum. Şimdi 45.000'de 1 2 3 0 var. 3 0 var burada da. 1 2 3 1, 2, 3, 3 tane sıfırını götürdü. Geriye 45 kalır. 45'imiz de burada bulunmakta. Gördüğünüz gibi. 1000'i 100'e bölerken 1, 2, 1, 2, 10 kaldı. Burada hemen onu da bulup gösteriyorum size. Sonra burada 31 bin var. 1000'e bölünecek. 1, 2, 3 tane sıfır. 1, 2, 3 tane sıfır. 31 bir kaldı. Biraz dikkat ederseniz aslında çok kolay. Sadece dikkat istiyor. 31 de gördüğünüz gibi burada var. 14.000'i 100'e böleceğim. 1, 2, 1, 2. 2 tane sıfırını sildim. Yani oradan 2 tane sıfır siliyorsam burada da 2 tane sıfırını siliyorum. Geri kalanını yazıyorum. 140 diyorum. 140 da burada var mı? Evet gördüğünüz gibi 140 da burada var. 88.000'e geldik. 1000'e bölünecek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 88 kaldı. Eşittirinde biz koyalım. Koymamışlar. Burada 88 nerede var? Bakın burada var. Yani burada cevap anahtarında bunlar hep tek tek buluyorum. Şimdi geldim sıra 12 bine. 12 bini bine bölerken 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne yaptım? Onu da bilersem 12 olur. 12 de burada var. Gördüğünüz gibi işlemler aslında çok da zor değil. Kolay. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.